Namazın 40. rekatında toplanıyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Araştırdınız mı? İncelediniz mi? Bu noktayı biraz şurada fırsat gelmişken biraz açmak istiyorum bu noktayı. 40. rekat. Zaten dikkat ederseniz bir günde kılmış olduğumuz 40 rekat namazın 40. rekatı zaten farklı bir rekattır. Kıldığımız bu 40. rekat hangi namazın rekatıdır diye sorulsa herkesin bilmesi lazım. Vitir namazının son rekatı. Vallahi mühimdir. Çok mühimdir. Yani 40 rekat namazın son rekatı adeta altı çizilen bir sır gibi çizilmiştir ve muazzam bir mana toplanmıştır. Eğer şu kürsüde, şu sırada, şu esnada bu noktayı biraz size arz edebilirsem, bu noktayı biraz açabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım inşallah. Allah-u Teala bizi muvaffak eylesin. 40. rekat bir günde, bir günlük namazımızın, bir günde kıldığımız gündüz veya gece toplam namaz olarak kılmış olduğumuz namazın 40. rekatı vitir namazının son rekatıdır. Çok farklı. Hiç öbürlerine benzemiyor. Acaba niçin diye düşündüm, saatlerce düşündüm. Tefsirleri araştırdım. Allah'a hamdolsun neticesini buldum. Arz ediyorum şimdi. Efendiler, vitir namazına niyet ediyoruz hepiniz bildiğiniz gibi. Niyet ettim Allah rızası için bu geceki vitir namazını kılmaya diyorsunuz. Birinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz. İkinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz ve oturuyorsunuz. İkinci rekatta tahiyyata oturuyoruz tabii. Başka bir şey olmaz. Normal olarak tahiyyattan sonra üçüncü rekata kalkıyoruz. Üçüncü rekata kalkıyoruz. Yine normal şekilde Sure-i Fatiha'yı okuyoruz. Arkasından Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Öbür rekatlar gibi normal olarak Zamm-ı Sure'den sonra rüküye gitmemiz lazım. Öyle değil mi? Normal o. Rüküye gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Bakın, fark başladı şimdi burada. Müthiş bir şey bu. Vallahi çok müthiş bir şey bu. Bunu anlamayanların 40 rekat namazının 40'ı da batıldır. Son noktada iş ortaya çıkıyor. Normal rükûya gitmemiz lazım. Allahu Ekber diye aşağı gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Tam tersine yeniden sanki namaza başlıyormuşuz gibi ellerimizi kaldırıp kulaklarımıza dayayarak Allahu Ekber diye tekbir getirmiyor muyuz? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Yeniden tekrar ellerimiz kulağımıza kalkıyor. Tekbir alıyoruz. Arkasından iki tane vacip hükmünde olan iki dua okuyoruz. Bu duanın adı nedir? Kunut duası. Kunut dualarını çok iyi bilmek lazım. Çünkü 40 rekat namazın bütün özü, özeti, tesiri, manası, ahdi, akidesi, akdi hepsi burada düğümleniyor. Adeta geliyor, orada birikiyor. Orada toplanıyor. Okuyoruz şimdi. Tekbir aldık, tekrar ellerimizi bağladık göbeğimizin altına. İki kunut duasından birincisini okuyoruz. Allahümme inna nesta'inuk ve nestağfiruk ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nüsni aleykel hayra kullahu neşkuruke ve la nekfuruke ve nehla'u ve netruku men yefçuruke. Birinci kunut duası bu. Allahümme, ey Allah'ım, şimdi ellerimizi kaldırdık, tekrar bağladık, Allah'ın huzurunda
bir günlük namazın son rekatı olan 40. rekatta Allah ile sözleşiyoruz. Vallahi ahit yapıyoruz. Rabbimizle akit yapıyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Ve tekrar namaza başlamış olmanın hareketi içinde yeniden bir strateji, yeniden bir akit yapıyoruz. Allahümme ey Allah'ım, inna nesta'inuke, ancak senden yardım isteriz. Bakınız gün bitiyor. Yatsı namazı da geçmiş, vitir namazı kılıyorsunuz, son rekat. Ancak senden yardım isteriz. Ve nestağfiruke, ancak senden af isteriz. Affu mağfiret malum. Ve nestehdike, ancak senden hidayet bekleriz. Ve nü'minu bike, sana katıksız ve pazarlıksız, tereddütsüz sana iman ederiz. Ve netubu ileyke, sana mutlak manada tevbe ederiz. Tevbemizin kabulünü isteriz. Ve netevekkelu aleyke, her hususta sana dayanırız. Sana sığınırız, sana güveniriz ya Rabbi. Son rekat, dikkat buyurun. Ve müsni aleykel hayra külle, bütün hayırların kaynağı sen olarak bilir ve seni medhü sena ederiz ya Rabbi. Seni zikrederiz ya Rabbi. Neşkuruke, sana şükrederiz ya Rabbi. Neşkuru, şekere yeşkuru, şükren, Arapça şükretmek. Sana şükrederiz ya Rabbi. Ve la nekfuruke, sana nankörlük etmez, nimetlerine karşı nankörlükte bulunmaz ve mutlak sana itaat ederiz ya Rabbi. Ve şimdi çok daha mühim bir madde geliyor sonunda. Ve nehle'u ve netruku men yefcuruke. Hali hayatımızda, alışımızda, verişimizde, oturuşumuzda, kalkışımızda, her türlü münasebetlerimizde sana karşı isyan eden, fısku fücurda bulunan, seni dinlemeyen, senin haramlarını işleyen, senin günah saydığın şeyleri kayıtsızca yerine işleyen haramları, günahları, isyanları rahatlıkla işleyen insanları terk ederiz, onları bulundukları makamdan aşağıya indiririz ya Rabbi diyorsun. Her akşam böyle bu. Ve nahle'u, bulunduğu selahiyet makamından aşağıya indirmek. Açın Arapçayı, bütün kitaplara bakın. Vallahi bu anaya geliyor. Hala yahle'u, bir kişiyi bulunduğu selahiyet içinde bulunduğu, yetkileri bulunan, selahiyeti bulunan makamdan alıp o selahiyetin dışına atmak. Hala yahle'u hulu' bu manaya geliyor. Ve netrukü, Arapça tereke, yetrukü terk etmek. Yani bırakmak, alakayı kesmek. Ve netrukü, alakamızı keseriz ya Rabbi. Alışverişimizi keseriz ya Rabbi. Kız vermeyiz ya Rabbi. İlgiyi göstermeyiz ya Rabbi. İlgimizi, alakamızı keseriz diyorsun. Kimden acaba? Men yefcuruke, sana karşı haram işleyenlerden. Sana ibadet etmeyenlerden, içkiyle, kumarla, zinayla, faizle dop dolu bir hayat yaşayan insan olarak onları terk ederiz, onlarla münasebetimizi keseriz ya Rabbi diyorsun. Her gece Allah'a bu sözü veriyorsun da farkında değilsin Müslüman. Daha nasıl namaz insanları kötülükten geri koyacak? Bakın sözleşme burada. 40. rekatta ellerimiz tekrar havaya kalkıyor ve Allah'a söz verircesine kesinlikle şu maddeleri ifade ediyor, altını imzalıyoruz. Ve netrükü men yefcürüke, sana karşı gelenleri terk ederiz ya Rabbi. Sana karşı gelenler, namaz kılmayanlar, içki içenler, kumar oynamayanlar bizim başımızdaysa başımızdan alaşağı ederiz ya Rabbi diyorsun. Vallahi böyle söylüyorsun. İçki içenler, kumar oynayanlar, faiz alıp verenler, karısı kızı çıplak olanlar, namaz kılmayanlar bizi idare ediyorsa
O idare makamından onlara indiririz ya Rabbi diyorsun. Her akşam bunu söylüyorsun. Her namazın 40 rekatında, 40'ında bunu söylüyorsun Müslüman. Vallahi manası budur bunun. Biz ne hangi namazı kılıyoruz? Neyin namazını kılıyoruz? Neyin farkındayız Müslümanlar? Ve netrukü men yefşuruke. Kötü halde olanları terk ederiz. Kötü yolda olanları terk ederiz. Karısı kızı çıplak olanları terk ederiz diyorsun her gece. Sabahleyin kalkıp aksini yapıyorsan buna namaz ne yapsın? Buna Hazreti Muhammed Mustafa ne yapsın? Ne yapsın yani? Tam aksine bunları söylemek, bunları anlatmak sıkıntı veriyor bazılarına. Haramları işlemeyin. Çıplak insanların girdiği denizlere girmeyin dediğiniz zaman bazılarının zoruna gidiyor. Ya ben bir hoca olarak size haramları tavsiye edemem. Hristiyanların papazları gibi her şeyi mübah sayamam. Buna yetkimiz yok. Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Biz Kur'an'a bir şey ilave edemeyiz. İçki içenler içtiği içkinin günahını, haram olduğunu, vebalini söyleyen hocalara kızmak yerine kendilerine kızmaları ve kendi hallerine dönüp bakmaları icap eder. Bu açıklamalar insanların sulhu ve salahı içindir. Hiç kimseyi kötülemek, hiç kimseyi karalamak, hiç kimseyi lekelemek maksadına matuf değildir. Her insan kendi halini mukayese etmesi lazım, muhakeme etmesi lazım, muhasebe etmesi lazım. Ben harama helal diyemem. İster Şile'de, ister Antalya'da çıplak kadınlarla ve erkeklerin yıkandığı denize aynı anda o çıplakların yıkandığı sırada vallahi bir Müslüman giremez diyorum. Haramdır diyorum. Bunu her yerde söylerim. Dinin hükmü budur. Ve böyle açık saçık kadınlarla erkeklerin avret yerleri açık olduğu halde şortuyla, bikiniyle yıkandıkları denizlerde yıkanan Müslüman olduğunu söyleyen insanların Allah katında şahitliği makbul değildir. Fıkıh kitabından madde okuyayım size. La tukbelu şehadetü men dehalel hammame bila mi'zerin diye kayıt var bütün fıkıh kitaplarında. İnsanların toplu yıkandığı, beraber yıkandığı hamamlara peştimalsiz giren, yani diz kabağıyla göbek arasını kapatmadan giren bir kişinin asla şahitliği kabul edilmez diye kitaplar ferman ediyor. Ben bunu söylemeyecek miyim? Bunları söylediğimiz zaman alınanlar varsa nefsine alınsın, nefsine kızsın ya. Hocaya niye kızıyor bu adamlar? Deli mi bu adamlar ya? Kendi hastalığını keşfeden, hastalıkları teşhis eden doktora kızılmaz. Kendi hastalığına, kendi içinde bulunan şartlara dikkat etmesi gerekir adamın. Bütün bunlar görülüyor ki toplumda günahlar, isyanlar öyle yaygınlaşmış, öyle çoğalmış, öyle artmış ki bunları söylemek bile çok kişinin muazzam huzurunu bozuyor. Muazzam canını sıkıyor. Böyle şey olmaz. Bunlar söylenecek. Yarın huzur-u ilahide hiçbiriniz beni kurtaramazsınız. Niye bunları söylemedin diye Rabbimin huzurunda hesap vermekten kurtaramazsınız. Cemaatin içinde kızanlar, küsenler, darılanlar olacak diye hiçbir ayeti gizleyemem. Cemaatin yarın huzur-u ilahide bu noktada yapacağı bir şey yoktur. Söylemek zarureti vardır. Anlatmak. Bazı mevlüt okuyanlar içki içiyor ve televizyon mevlüt okuyorsa bunu söylüyorsak buna niçin bazıları kızıyor, küsüyor? Ben kendi gözümle görmüşüm. Şarabı içti. Kürsüye çıkıp mevlüt okudu adam. Ben şahidim. Bunların din imanı yok bu adamların. Bunları söyleyince niçin bazıları gocunuyor? Mevlüt okuyanları %99 namaz kılmıyor dedim. Şahidim, kılmıyorlar. Niye buna kızıyorsunuz?
Bazı ahmaklar niçin kızıyor böyle şeylere? Baban da olsa kabul etmek zorundasın. Kardeşin de olsa kabul etmek zorundasın. Beynem namaz kılmayan bir adamın okuduğu mevlid batıldır. Çok canım sıkılıyor. Bazı zavallı insanlar haramları, günahları söylediğimiz zaman nasıl gocunurlar? Ne hakkı var bana gocunmaya? Hazreti Allah'a küs. Peygamber'e küs. Kitabullah'a karşı gel. Onun benimle bir alakası yok senin. Söylemek zorundayım ben bunu. Hiçbir şeyden çekinmem ve sakınmam. Bazıları kızacak, bazıları küsecek diye 60 yıldır Kur'an-ı Kerim anlatılmadı size. Bazı makamlar, mevkiler gocunacak diye 60 yıldır Hazreti Kur'an anlatılmadı size. وَلَتْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكَ anlatılmadı size. Böyle bir hoca olmak istemem. Cemaat küsecekmiş, müftülük darılacakmış, Diyanet reisi ceza verecekmiş diye ayetleri gizleyen hoca Allah yolundan çıkmıştır. Böyle hocalık olmaz. Hiç kimsenin ses gelmesin kulağıma. Açarım Rabbül Alemine ellerimi, öyle bir şekva ederim ki evini barkını manen tarubar ederim adamın. Ben Allah için konuşuyorum. Hiç kimseyi hedef almıyorum. Hiç kimseyi ben muhatap kabul etmiyorum. Biz Allah namına, Kitabullah adına konuşuyoruz. Kur'an'da yoksa o zaman gel benim yanıma. Kur'an'da varsa semtime yaklaşma. O söylenecektir. وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكَ Her gün 40 rekatın 40. rekatında, bir günlük namazın 40. rekatında senin yolunda olmayanları terk ederiz ya Rabbi diyor musun, demiyor musun? Diyorsun. Hani öyleyse? Neden bu ahdine vefa göstermiyorsun? Neden bu ahdine vefa göstermiyorsun? Neden hala zalimlerle, fasıklarla, facirlerle neden hala berabersin? Ve netrukü men yefşuruke lütfen araştırın. Lütfen inceleyin. Lütfen manasına bakın. Ne demek netrukü? Terk ederiz, ilgimizi keseriz, desteğimizi çekeriz, elimizi vermeyiz, ayağımızı vermeyiz, gönlümüzü vermeyiz manasına geliyor. Men o kimse ki yefşürüke sana karşı geliyor. Sana isyan ediyor, günah işliyor, haram işliyor, aldırış etmiyor. Allah ve Resulüne karşı kayıtsız, ukala, edepsiz hareketlerde bulunuyor. Terk ederiz bunu diyoruz. Ama terk etmiyoruz. Tavrımız değişmiyorsa, hareketimiz değişmiyorsa, yolumuz yönümüz değişmiyorsa, kıldığımız namaz adeta bağışıklık yapmış ve etkisini, tesirini kaybetmiş oluyor. Ve namaz kılmakla kılmamak sanki adeta Allah korusun aynı noktaya gelmiş oluyor. Namaz kılanların farklı olması lazım. Namaz kılanların değişik olması lazım. Namaz kılanların her şeyin farkında olması lazım. Namaz kılanların haramı helalı bilmesi lazım. Namaz kılanların dostu düşmanı tanıması lazım. Başka türlü namaz kıldığının alameti ne olacak? Nasıl anlayacağız, nasıl kavrayacağız, nasıl tespit edeceğiz? İkinci kunut duası da aynı mahiyette. Allahümme iyyâke na'bud ve leke nusallî ve nescud ve ileyke nes'a ve nehfid. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اللهم demek Allah'ım demek İyyâke na'bud ancak sana ibadet ederiz ve leke nusalli ve nescud ancak senin için namaz kılar senin için secde ederiz secde yescudu nescudu secde ederiz ve ileyke nes'a ve nehfid ancak sana koşarız senin yolunda ilerleriz. Nercu rahmetek rahmetini niyaz ederiz, rahmetini umarız ve nahşa azabek azabından korkarız. Hani Allah'ın azabından korkanlar nerede? İnne azabeke bil küffari mülhik. Senin azabın ancak kafirleri içine alır, kafirlere ulaşır, zalimlere ulaşır. Ve senin azabın onları mahveder, imha eder. Böyle her gün 40. rekatta bunları söyleyip yatıyoruz. Sabahleyin aksini yapıyorsak, vay bizim halimize, vay kıldığımız namazların haline.
Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Allahu Teala cümlemizi af ve mağfiret buyursun. Amin. Rıza ve rahmetin nail buyursun inşallah. Amin. Haftaya devam etmek niyetiyle lillahi teala el Fatiha.